Güçlü kadınlara hoş geldiniz. Efendim, hayat bir yolculuk. Bu yolculukta kimlerle seyahat edeceğinizi, hangi manzaraları göreceğinizi belirleyen aslında sizsiniz. Bizler iyi ve güzeli, mutluluğu ve neşeyi, sağlığı, esareti değil cesareti, zayıfı değil güçlü olmayı seçiyoruz. Güçlü kadınlarla KRT ekranlarından sizlere konuk oluyoruz. İlk konuğumuzla başlıyoruz. Selma Ergün, Artvin'in Şafşat ilçesinde doğdu. Evli ve bir çocuk annesi olan Ergün, müziğe ise lise yıllarında başladı. İlk albümünü 2012 yılında kardeşleriyle birlikte yaptı. Bugüne kadar seslendirdiği birçok şarkının söz ve bestesi kendisine ait. Harika bir Karadeniz müziğiyle giriş yaptığımıza göre Türkiye'nin Karadeniz bölgesinden çok güçlü bir kadın ve ses sanatçısı bir kadın yanımda. Sevgili Selma Ergün, hoş geldiniz. Hoş buldum, çok nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim. Bu bölümde tabii biraz böyle pozitif ayrımcılık yaptım, ben de Karadenizliyim. Sizinle biraz daha böyle coşkulu bir sohbet yapacağımı düşünüyorum. Tüm bölgemizin kadınları çok kıymetli. Karadeniz bölgesinde güçlü kadınlarını ağırlayacağız efendim. Evet. Ses sanatçımız yanımızda, Selma Ergün. Biraz sizi tanımak istiyorum. Kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki, Selma Ergün ben. 34 yaşındayım, evliyim. 11,5 yaşında bir evladım var. Hay maşallah. Oğlum var. Evet. Artvin Şavşatlıyım. Şavşat'ın Gürcülerindenim aynı zamanda. Harika. Evet, Gürcüyüm. Şavşat'ta Laz var benim bildiğim. Gürcü müsünüz? Gürcüler var. Gürcüler de var. Şavşat'ın yerleri de var ve Gürcüler var. Biz Gürcü tarafındanız. Evet, çok güzel. Müzik aşkınız var. Müziğe işte çocukluk yaşlarda başladım diyebilirim. İlkokul çağlarında işte sesimin güzel olduğunu keşfettiğim zamandan beri diyebilirim. Şarkı türkü söylüyorum. Çok seviyorum şarkı söylemeyi. Harika. Kendinizde mi hissettiniz bunu, yoksa biri mi söyledi Selma Hanım? Biri size dedi ki ya bu kızcağızın sesi çok güzel, ilerletelim. Çünkü bunu gören ebeveynler çok önemli çocukların hayatında. Tabii ki hem ailede hem tabii ki etrafınızda arkadaşlarınız, öğretmeniniz, ilkokulda öğretmenin tabii ki işte ne kadar güzel sesin var falan diye teşvik ettiler. Ben de tabii ki fark ettim. Peki, şarkı türkü söylemeye başladım. Şöyle. Her zaman merak edilir. Şimdi çocuğun o alana yeteneği vardır. Ailenizden yola çıkacağım şimdi. Evet. Bu başarının arkasında da aile vardır. Şimdi ailenin istemediği bir durumda siz bu alanda ilerleyemezsiniz, değil mi? Tabii ki ailemin desteği var. Şu anda zaten en büyük desteği eşimden görüyorum açıkçası. Ay ne güzel. Eşimin de desteği çok büyüktür. Annemin desteği çok büyüktür. Manevi anlamda. Evet. Destek çok önemli tabii ki. Temelden destek çok önemli. Evet. Şimdi bir de birçok unsurun herhalde bir araya gelmesi lazım. Bir. Tamamıyla bir aşk ve istek olacak o tabii meslekte ki, başarılı olabilmek şey. İçin. Hangi mesleği yaparsak yapalım. İki, sadece aşk ve istek yetmez herhalde güçlü ve başarılı bir kadın olabilmek tabii için. Ki. Onun dışında da bir kabiliyet gerekli. Evet. Şimdi kabiliyet var, lazım. İstek var. Bir de sizin kendinize ait tabii üreten bir ses sanatçısı olduğunuz için. Evet, beste de yapıyorum. Kendime ait yani ufak tefek söz müziği bana ait olan eserlerim var. Aha, Karadeniz müziği tarzında. Çok güzel. Genelde zaten Karadeniz müziği yapıyorum ama Türk halk müziği. Türk evet. halk müziği yani yöre fark etmiyor benim için. Türkülerimizi çok seviyorum. Çok seviyorsunuz. Türkülerimizi özümüzü çok seviyorum. Harika. Ben de türkülerimizi Türkiye'nin her yöresindeki evet, türkü çok kıymetli. Çünkü o türkülerin içerisinde hikaye var. Yaşanmışlıklar var. Zaten o yaşanmışlıklar o türkülerin içindeki acıyı dinleyen içine geçirebiliyor. Evet, evet. Değil mi? İçimize içimize işliyor. İşliyor evet, çok doğru. Şimdi ben her zaman şunu düşünüyorum. Herkesin kabiliyeti farklı yönde. Çok isterdim ki güzel bir şarkı söyleyelim ben. Fakat söyleyemiyorum. Şimdi sizin böyle bir kabiliyetiniz varken bir de tabii dünyada en büyük aşk evladınız. Evladınıza hiç böyle bir beste ve efendim söz bir şarkı bırakmayı düşünüyor musunuz? Ya da ona besteydiniz mi? Böyle bir şarkınız hangisi? İnşallah ilerleyen zamanlarda neden olmasın. Evladım için yapmadım şu anda ama eşim için yaptım. Bu peki, göz göze şarkım var. Eşim için yazdım o şarkıyı. Harika. İlk ne zaman yaptınız bu besteyi? Vallahi 8-10 senedir yapıyorum. Aslında şu anda iki tane var.
yayında. Evet. Sevgili Fuat Bahçeci hocamla çalışıyoruz son 2 yıldır. Onun projesinde yer alan eserlerim bunlar. Birkaç eser daha var. Farklı tarzda. Karadeniz tarzında 2 eser var. İkisinin de söz müziği bana ait. Harika. 2 eserimiz elimden var. Geldiğince bir şeyler albümümüz yapmaya çalışıyorum. Albümümüz var mıydı Selma Hanım? Albüm 2012 yılında bir albüm yaptık kardeşlerimle beraber. Kardeşlerimin de sesi güzel. Karadeniz tarzında 8 eserden oluşan bir albüm yaptık. Ama yaptığımızda kaldık diyebilirim. Neden? Çünkü bazı tecrübesizlikleriniz oluyor, şanssızlıklarınız oluyor, devam edemiyorsunuz vesaire vesaire. Bir de ben özel sektörde çalışıyorum. Farklı bir sektörde çalışıyorsunuz. Evet. Hem aynı zamanda işte müziğe de koşturmak zorundasınız. Çünkü seviyorum. Evet. Müzikten ekmeğimi kazanmak istiyorum ve müzik için koşturuyorum. Evet. Hem özel sektörde çalışıyorum hem bir yandan da müzik için koşturuyorum. Evet, harika. Biraz koşturmacalı bir yoğunluğum var açıkçası. Şimdi zaten Türkiye'deki hani ses sanatçılığına baktığınız zaman hakikaten tamamıyla bu sektörden yemek herkes için çok kolay olmayabiliyor. Evet, kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla tabii ki yanında kurumsal bir hayatta olabiliyorsunuz. Ama aşk, sevgi öyle güzel bir şey ki bir mesleğe duyulan ne olursa olsun kopamıyorsunuz değil mi? Kopamıyorsunuz. Ben kopamıyorum şahsen. Çok güzel. O yüzden artık hani tam anlamıyla müzikten ekmeğimi kazanmak için uğraşıyorum. İnşallah. Daha yolun başındayım diyebilirim. 8-10 senedir uğraşıyorum ama hala yolun başındayım. Pes etmek yok. Yani isterseniz bir gün muhakkak olacak. Tabii ki. Tabii yani ki. İlk adımın istemek olduğunu zaten herkes sabır, biliyor. Sabır, uğraş, emek olduktan sonra karşılığını alıyorsunuz. Evet, elbette alıyorsunuz. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Sanıyorum karşılığı almak için değil, istediğiniz için yaptığınızda karşılık kendiliğinden tabii gelir. Zaten sevdiğiniz işi yaparak ekmeğinizi kazanmak çok başka bir çok şey. Çok kıymetli. O zaman çalışmış olmuyorsunuz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Değil mi? Çok başka yani şey hani çalışıyorsunuz sanki hobinizi yerine getiriyorsunuz. Evet. Sonrasında bir de üzerinize gelir geliyor. O da çok kıymetli bir müzikle şey. Müzikle bir de ruhunuzu dinlendiriyorsunuz zaten. Çok iyi geliyor gerçekten. Ben aynı zamanda Küçükçekmece Belediyesi Çetin Akdeniz Türk Halk Müziği Korosu'ndayım. Şimdi çalışıyorum dedim ya, işte haftada bir gün dersimiz oluyor. O yoğun stresli günün ardından derse gidiyorum ya, o kadar iyi geliyor ki şarkılarla, türkülerle bütün stresinizi atıyorsunuz. Harika. Yani çok iyi geliyor. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim Selma Hanım. Şimdi ben Ailetme şarkısını çok seviyorum. Evet. Tabii ki hem süremiz kısıtlı olduğu için hem de tabii binlerce şarkı olduğu için yani seçenek olarak Ailetme'yi ben ön plana aldım açıkçası. Şöyle bir canlı sesinizden. Sesiniz çok güzel. Biz program öncesinde sevgili seyirciler. Çok teşekkür ederim. Sohbet ederken bile o sesin tınısı böyle sizi böyle bir rahatlatıyor. Çok harika bir uyku bile getiriyor. Yani böyle bir meditasyon niteliğinde bir ses tonu var. Çok sağ olun. Şimdi Ailetme şarkısını ben sizden canlı istiyorum. Bunu da kendim için istiyorum. Hadi ilk programımızda biraz yükseltin bizi. Mikrofonla mı yapalım yoksa? Evet. Mikrofon alabilirsiniz. Tamam. Evet. Şimdi bence ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz bir 2-3 dakikalığına gözlerini kapatsınlar. Bu türkü o kadar güzel, o kadar yaşanmışlıkları barındırıyor ki içinde. Evet, ben de çok seviyorum. Şu güzel sesten birkaç dakika alsınlar, dünyadan çıksınlar, dünya dertlerini unutsunlar. Çünkü müzik böyle bir şey değil mi? Evet, gerçekten insanın ruhunu dinlendiriyor. Evet, buyurunuz efendim, sizdeyiz. Şu karışık dağda lambalar yanar. Şu karışık dağda lambalar yanar. Lambanın şavkına da fademem sevdiğim yazar. Lambanın şavkına da fademem sevdiğim yazar. Ailetme beni, söyletme beni. Ailetme beni, söyletme beni. Alçak yüksek tepede fademem, bekletme beni. Alçak yüksek tepede fademem, bekletme beni. Harika bir ses. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir türküyle buluşunca ne olur. Böyle size alır götürür. Olsun. Çok teşekkürler. Size alır götürür.
Harika. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi biraz daha sohbetimize devam etmek istiyorum. Tabii. Karadeniz'de doğdunuz değil mi? Evet, Karadeniz'de. Orada doğdum, büyüdünüz. Büyüdüm. Evet, Artvin Şavşat'ta doğdum, büyüdüm. Evet, evet. Son 15 yıldır İstanbul'dayım zaten. Evet. Evlendikten sonra diyebilirim. İstanbul'a gelin geldiniz. Evet, evlendikten Harika. Sonra geldik. Gelin geldiğiniz vakit tabii Karadeniz'le bağınız kesilmedi. Tüm akrabalarınız orada. Hayır, hayır. Evet, tüm aile orada. Peki. Akrabalar orada. Her yaz gidiyoruz, geliyoruz. Memlekete gitmeden olmuyor maalesef. Kesinlikle. Olmasın zaten. Olmuyor, olmuyor. Olmasın. Çünkü özlüyorsunuz. Burnunuzda tütüyor yani. Hem memleketi özlüyorsunuz hem de memleket bir candır. Gittiğiniz zaman Tabii canınız, ki. Kanınız yükseliyor Tabii orada. Ki. Çok kıymetli Havası, topraklar. Suyu, toprağı. Havası, suyu. Şimdi Karadeniz kadınlardan bahsediyoruz Selma Hanım. Karadeniz kadını bize biraz özetler misiniz? Şimdi bana deseler ki Karadeniz kadını anlat. Ben oralı olduğum için size böyle sayfalar dolusu cümle kurabilirim. Evet. Sizce gerçek manada bir Karadeniz kadını, dünya üzerinde Karadeniz diye bir bölge var efendim. Evet, bu çok Karadeniz şükür bölgesinde, iyi ki var. Çok şükür iyi ki var. Muazzam güçlü kadınlar var. Şimdi çok. Biliyorsunuz Karadeniz Türkiye'nin en büyük bölgesi ve bu bölgede 18 tane ilçe var. Düşünün ki bu 18 ilçede milyonlarca güçlü Karadeniz kadını var. Tabii şanslılardan biri Selma Hanım, onu ekrana taşıyabildik. Tüm güçlü kadınlara selam olsun buradan. Ama tabii bu bölgenin kadınının da bir özelliği var. Birkaç özelliği var. Nedir o özellik? Bakayım benim aklımdaki özelliklerle pekişecek mi? Bir kere sizin de dediğiniz gibi tek bir cümleyle anlatmak tabii ki mümkün değil Karadeniz kadınını. Cefakar, vefakar, çalışkan. Gerçi Türk kadını çalışkandır da Karadeniz kadını gerçekten bu anlamda isim yapmıştır. Yani çalışkanlığı manasında. İnatçı dediğim dedik. Ben biraz öyleyim şahsen. Kesinlikle burada katılıyorum. Evet. Şimdi galiba var. Karadeniz kadını benim de gözümden diğer bölgelere de geçeceğiz. O bölgelerde de konuşacağız ama konumuz Karadeniz olunca. Karadeniz kadınında galiba lügatında yapamam kelimesi yok, yok efendim. Yok. Yani Karadeniz kadını kadın işlerinin dışında bir kere işin kadın erkeği yok. Herkes her işi yapabilir ama yapamam olmadığı için lügatında cesaret var içinde. Aynen. İçinde özveri var. Büyük bir fedakarlık var. Çok fazla. Ve efendim Karadeniz kadınının tabii biraz da o kadar üstlenmesinden dolayı biraz da gururu ve çenesi var. Var tabii ki. Yani ben bu kadar işi yapacağım, biraz da konuşayım diyor Karadeniz kadını. Doğru söylüyorsunuz. Yeri geliyor tarlada çalışıyor, yeri geliyor ormana gidiyor, odun kesiyor, sırtında odun taşıyor. Yani ben bile yaptım yani bu işleri. İnek de sağdım. Taşıdınız mı sırtınızda odun? Sırtımda saman da taşıdım, odun da taşıdım. Tabii ki. Ki 14-15 yaşlarında falandık yani o zaman. Harika. Şimdi o yapıyoruz halde yani. Biraz hala önce... Hala daha yapıyoruz. Harika. Tabii. Şimdi çok kıymetli bu yaptığınız eylemler. Canlı müzik dinledik. Ailetme şarkısını dinledik sizden, evet. Türküsünü. Şimdi de çok merak ediyorum. Bestesi ve sözü size ait, evet, olan şarkıyı seyircilerimizle buluşturmak istiyorum. Buyurunuz efendim.
yavrum, aklımı baştan aldı da sevdalı bakışlarım. Ah beni benden aldı o sevdalı bakışlarım. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Herkes gider. Sen gitme. Her... Yaşlanalım göz göze. Eşim için yazdığım şarkı Ay, bu. Ay ne şanslı bir eş efendim. Ne şanslı bir eş. Harika. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet, geldiğiniz, konuk olduğunuz sizlere, için. Sizlere efendim ben de çok teşekkür ediyorum. Hem size hem yapım ekibinize çok teşekkür ediyorum. Nacizane ufak bir hediyem var. Yöresel. Ay şöyle çok severim. Yöresel hediyeler hele yani en sevdiğim ürünler. Bakalım. Buyurun. Bizim yöremizde kadınlarımızın kullandığı cin pullu yazma derler. Buna. Özellikle biliyorum bizim, efendim biliyorum bir Karadeniz kadınına. Şimdi bunu çember şeklinde mi bağlıyoruz? Çember şeklinde de bağlayabilirsiniz. Bizde daha farklı bir şekilde bağlanıyor ama. Evet efendim. Gördüğünüz üzere bir Karadeniz kadını olarak bu çemberleri takmaktan gurur duyuyorum. Şu anda da hala kullanılıyor. Evet. İşte düğünlerde, bayramlarda, kızlarımız kına gecelerinde yöresel kıyafetlerin çok üzerine kullanıyorlar. Selma Hanım geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hediyem için çok çok teşekkür ediyorum. Buradan çok tüm Karadeniz'e.